4 Ocak, 10 Ocak değerli Başak burçları nasılsınız? Her şey umarım dediğiniz ve keyiftedir. Özellikle iletişim konularınızla alakalı ertelemek istiyorsunuz, kimseyle konuşmak istemiyorsunuz. Yakın çevrenizdeki insanların riyakar, sahtekar, düzenbaz olduğunu, yakın akrabaların bile ani hataları yüzünden artık evimde misafir, işimde insan istemiyorum dediğiniz noktadasınız. Biraz iletişimden, çevrenizde iyi niyetinizle alakalı kullanılma iletişiminden kaynaklanan bir hayal kırıklığınız var. Evet, çok yorgunsunuz. Biliyorum, ama bu hayal kırıklığınızın arkasında çok büyük bir güç var. Bence o insanların üstüne devam edin, pes etmeyin. Hakkınız olan bir selpak bile olsa hepsini çatır çatır alacaksınız. Sizi bezdirmeye çalışıyorlar, sizi yıpratmaya çalışıyorlar. Aile baba soyunuz ya da anne soyunuzdaki miraslarla alakalı yapıyorlar. Kimseyi iplemeyin lütfen. Tekrar aynı siz olun. Allah'ın size ait olan miras, ölüm hak, miras helal dediğimiz haklarımızı tek tek alacaksınız. Kimse sizi yıldırmasın. Artık bezdim diyorsun ya bu ailemden, soyumdan. Hiç bezme. Sen de onlar gibi oyun oyna. Hakların için mücadele et. Özellikle iş konunuzla alakalı bu hafta çok güzel değişimler yaşayacaksınız. Konum de, bankada çalışıyorsanız yüksek bir konumunuzla rütbenizde bir değişim söz konusu olacak. Büyük kurumsal bir firmada yerinizi ya da şubenizi değiştirmek istiyorsanız bununla ilgili evraklar size keyifli kılacak. Ama uzun süredir iş bekleyen ve olmayan Başak burçları, hatta belediyeden ya da devlet dairesine haber bekliyorum. En azından geçici de olsam bir göreve başlayabilir miyim diye soranlar, enerji olarak şöyle bir gösteriyorum hizmet alma noktanızda. Evet, böyle iletişimler söz konusu olacak. Ama bunun için büyük bir ihtimal Şubat ayına ihtiyacınız var. Bununla ilgili altyapıları oturtacaksınız. Doğru enerjiyi, doğru kişiyi bulup sonrasında iş kapınız hayırlı olacak gözüküyor. Geçmişte iş mahkemesi olan ve işe geri dönmek isteyen ve uzun süredir hakkımı iş yerindeki insanlar bana yalan iftira attı, haklarımı ziyan etti diyenler de mahkemeyi kazanacaksınız. Mahkeme ertelenecek ama haklarınızla alakalı noktada çok büyük bir başarı sağlayacaksınız değerli Başak burçları. Mücadeleye devam diyorum. Anne soyunuzla alakalı teyze, dayı, bunlar arasında bir gereksiz bir gerginlik var. Ve anneniz ya da babanız bu konuda çok sinirli ve anne soyunuza öfkeniz devam ediyor. Bu kişilerin riyakar yapılar olduğunu biliyorsunuz ama biraz da siz de anne tarafına benziyorsunuz. İleride kardeşlerinizle sorun yaşamak istemiyorsanız onları bir örnek alın. Aynı şeyler başınıza gelebilir. Dikkat edin diyorum değerli Başak burçlarım. Çocuk tedavisi değil de çocukla ilgili gelecek kaygısı, yurt dışında okutmak isteyen ya da şehir dışında farklı bir okula yollamak isteyen bazı Başak burçları, bununla ilgili çocuklarınız çok zeki ve çok başarılı. Onların gelecekleri yurt dışı ya da hedeflediği noktada var olacaklar. Siz çocuklarınızla ilgili değil de oturduğunuz binanın kolonu mu yıkık, binadaki insanlar mı manyak? Bence ilk önce siz bu taşınmanız gerekiyor. Burası sizi çok fazla basmış. Binanızı artık değişme zamanı. Hani bu kış mevsiminde değişilir mi? Huzursuz olacağınıza değişin, daha huzurlu bir eve geçin, çocuğunuz ya da eşiniz daha güvende olsun istiyorum değerli Başak burçları. Sizin de eşinizin devlet kadrosu ile ilgili beklediği bir evrak ya da bir mahkemesel ailenize ait bir evrak temiz gelecek. Bu temizlikle birlikte bir para ödenme durumu ertelenecek. Ertelenerek para haklarınıza sahip olacaksınız ama sonu sizin için hayırlı ve aydınlık olacağını söyleyebilirim değerli Başak burçları. Kontrol ediyorum. Aşksız olan Başak burçlarına sürpriz aşklar, ani karşınıza çıkacak insanlar, kafanızı karıştıracak insanlar, hoşlanacağınız enerjiye adım atacağınız, eğer doğru ilerlerseniz evlilikle sonuçlanabilecek ilişkilere merhaba diyeceksiniz. Hani burun bükmeyin, bir şans verin. Yani bazen çok özür diliyorum. Bazen tipine bakarsın adam değil. Kıyafetine bakarsın adam zannedersiniz ama içiyle dışı aynı görünmeyen milyonlarca insan var. Yani her insanda kıyafet muhteşem olabilir ama içi muhteşem olmayabilir. O yüzden içine bakın, kalbine bakın, insanlığına bakın. Çünkü hayatta insanlık en önemli değer. Paraydı, puldu, hepsi boş. Emin olun, boş. Bir gün batabilir, bir gün çıkabilirsiniz. Önemli olan sağlıklı olmanız. Sizin de anne soyunuza ait bir
Aile büyükleriniz bir mezar mı araştırıyor, mezar yeri mi araştırıyor, aile mezarlığı mı satın almak istiyorsunuz, böyle bir mevzu mu var bilmiyorum ama bununla ilgili de çözüm neyse aileyi ilgilendiren bir toprak 8. evde bir oluşum var. Bu oluşumla ilgili güzel ya aile mezarlığı satın alma kararı olabilir. Bu da sizin için hayırlı olacak. Allah'a emanet olun, sevgiyle kalın, umutla kalın.